Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gene değişik bir tarifim var. Spangile yapacağım. Diyeceksiniz ki spangile nesi değişik? Şöyle değişik. Yaşı benim gibi olanlar 70'li 80'li yıllarda çocuk olanlar hatırlar. Pastanelerde spangile satılırdı. Yani şimdi satılıyor ama hiç alakası yok. O zamanki spangiler bir kasede sadece bildiğin spangilin kendisi içinde kurabiyeymiş, kekmiş, pastaymış, hiçbir şey yok. Ben şimdi bayağıdır arıyorum, pastanelerden onu bulamıyorum. Hatta geçen İstanbul'a gittim, video çektim biliyorsunuz. En lüks pastanelere gittim, Kadıköy'de olsun, karşıda olsun. Şimdi isim vermeyeceğim. Yani geçen yıl bir tabak spangile 18-19 lira isyan pastanede spangile yok. Yani spangile getirdi bana, içinde kek var, profiterol bildiğin. Şimdi ben ne yaptım? Çok eskiden bir pastanecimiz vardı bizim Adapazarı'nda. Eski bir usta. Onu gittim buldum. Yani gelmiş 70 yaşına. Sağ. Abi dedim biz spangile yiyoruz ama eskiden spangilede bir tat vardı, böyle değişik bir tat. Yani spangileyi pudingden, işte profiterolden, muhallebiden ayıran bir tat. Nedir abi bu dedim. Sağ olsun beni kırmadı, tarifi verdi. Şimdi o fark ne? O fark bu arkadaşlar. Bu pralin. Sıvı halde bir pralin. Daha ben kullandım. Biraz bak şöyle. Ve kıvırtır çikolata. Bu pralini nerede bulabilirsiniz? Bu pralini pastane malzemeleri satan yerde ancak bulursunuz. Marketlerde bulamazsınız büyük ihtimalle. Sıvı pralin iyi kalite olacak. Bir de kıvırtır çikolata. Kıvırtır çikolatayı bulabilirsiniz ama yani bu özel bir çikolata. Bunun yağı orijinal kakao yağı, yani direktman kakaonun hası bu. Yani normal bitter çikolatadan daha yoğun bir çikolata ve yağı daha yoğun. Onun içindir ki biz şimdi spangile yaparken efendime söyleyeyim tereyağı kullanmayacağız ki biz kullanıyor. Yanlış yapıyor. Şimdi malzemelerimize geçelim. Bunu sizin için bir litre sütten yapacağım. Şimdi 1,5 su bardağı şeker var. Bunun içinde 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da un var. Nişasta, mısır ya da buğday fark etmez. Ben buğday kullandım. 3 yemek kaşığı kakao ve 1 yumurtanın sadece sarısı, beyazları alınmış. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken mümkün olduğu kadar kaliteli malzeme kullanın. Çünkü çok fark ediyor. Kakaodan olsun, nişastadan olsun, işte kuvertir çikolatadan olsun, sütten olsun çok fark ediyor. İşlemimize başlayalım. Bu arada vanilyayı da unutmayalım. Bir pakette vanilyamız var. Şimdi bir miktar sütü kabımıza döküyoruz. Yumurtamızı boşaltıyoruz. Ben bir yumurta kullandım. Genelde iki yumurta kullanıyorlar. Bence hata ediyorlar. Yumurtanın ağır kokusu var çünkü. Bir yumurta yeter. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra sütümüzü gene ilave ediyoruz. Bir litreyi tamamen kullanacağız. Ben yarım yağlı süt kullandım arkadaşlar. Çünkü neden? Şu pralinin içinde de yağ var. Kıvırtır çikolatanın içinde de yağ var. Gerçi kakao yağı var ama gene de yağ var. Tereyağı ağır gelir. Şimdi malzemelerimizi atalım. Kakao, un ve nişasta karışımı, 1,5 su bardağı şeker,
Küvertürden ne kadar kullanacağız? Küvertürden 2 yemek kaşığı dolusu kullanacağım. Bu şimdi pişirince eriyecektir. Pardon, küvertü dedik bu. Fındık kremasıydı ya da fındık pralin. Pralinin fındıklı krema gibi bir şey bu. Hem çikolata hem fındık kreması var. Küvertür esas şimdi geldi. Ne kadar? İşte bir avuç dolduracak kadar küvertür çikolataya şimdi bunları güzelce karıştırıp ocağımıza alacağız. Ocağımızı orta ateş aldık. Büyük ocağımı orta ateş aldım. Bu kaynayıncaya kadar ara ara devamlı böyle karıştıracağız. Muhalleri yapar gibi. Bu arada küvertür çikolatalarımız da içinde eriyecek. Kaynama başlar başlamaz kısacağız. Spangülümüz kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyoruz. Şimdi bu muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte bir yandan karıştırarak kaynatıyoruz. Evet, arzu ettiğimiz kıvama geldi. Şimdi altını kapatıyoruz. Spangülümüzü tezgahımıza alıyoruz. Şimdi işin bir vurucu noktası var. Arkadaşlar burada kıvamı tutturmak istiyorsak bir bardak çok soğuk su, kimisi buz atıyor. Ama buza gerek yok. Bir bardak çok soğuk suyu bunun içine boca ediyoruz. Ve suyla spangile birbirine girene kadar iyice karıştırıyoruz. Bu size aradığınız kıvamı ve dokuyu verecek. Bakın suyu atınca nasıl rengi değişti. Şimdi bunu soğuyana kadar ara ara peyderpey karıştırıyoruz. Üstü kabuk tutmayacak. Arkadaşlar soğuyunca kaplara koyacağız, buzdolabına koyacağız. Buzdolabından çıkınca üstüne de bir şeyler serperiz. Spangülümüz bayağı soğudu. Bakın soğuk suyu görünce o aradığımız cöremsi kıvam. Spangüledeki o kıvam geldi. Şimdi bunları kaselere dolduralım. Bakalım ne çıkacak. Benim kaselerimle 7 kase çıktı. Tam dolu olmasa bile. Bunları şimdi soğutacağız iyice. Ondan sonra buzlarına koyacağız. Tavanın dibini, tencerenin dibini kazı ve sevenler burada mı? Evet, spangülerimiz soğudu. Şimdi sıra geldi bunu süslemeye. Arkadaşlar buna her şey atılabilir. Ama ben buna Hindistan cevizinin çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi bunu iyice soğuduktan sonra yiyeceksiniz. Ağzınıza attığınız vakit muhallebiden ve profiterolden olan farkını anlayacaksınız. O küvertür çikolata ve pralin buna eşsiz bir değişik tat veriyor. Yaşı 40'ın üstünde olanlar bu tadı çok iyi hatırlayacaklar. Beni minnetle anacaksınız. Herkese afiyet olsun.